Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 4 Ağustos'ta Türkiye saatine göre öğleden sonra 14-12'de 12 derece Aslan burcunda yeni ay doğacak. Ateş elementinin sabit niteliklerini taşıyan Aslan burcu Güneş tarafından yönetilir ve Güneş'in en güçlü olduğu dönemde olacağız. Evet, Aslan burcu astrolojide neleri sembolize eder? Kalple ilgilidir. Ve duygusal konular, aşk hayatımız, flörtlerimiz, bizi mutlu eden konular, eğlenceli kavramlar, çocuklarımız, yaratıcı faaliyetlerimiz, sanatsal etkinliklerimiz, liderlik ve yöneticilikle ilgili konular, hayatımızdaki organizasyonlar, sahnede olduğumuz, kendimizi ifade edip gösterdiğimiz, dikkat çektiğimiz tüm kavramlar Aslan burcu ile ilgilidir. Aynı zamanda ünlü kişiler, toplumdaki üst sınıf, aristokrasi, işte krallar, kraliçeler, yöneticiler, liderler, sanatçılar, ünlü kişiler, bunlar hep Aslan burcunun sembolikleridir. Ve dolayısıyla tabii ki bu ay Aslan yeni ayı ile beraber bu kavramlar daha fazla dikkat çekecek, görünür hale gelecek. Aynı zamanda spekülasyonla ilgili konular, şans faktörü, şans oyunları, içinde risk taşıyan her türlü girişim. Bunlar tabii ki borsa olabilir, işte yatırımlarımız olabilir, kumar, eğlence gibi konular, yarış içeren oyunlar olabilir, kişisel girişimlerimiz olabilir, eğlenceli her türlü aktivite, partiler, toplantılar, düğünler, bunları da Aslan burcu yönetir. Yazın bu döneminde tabii ki bu kavramlar da biraz daha hayatımızda kişisel olarak, toplumsal olarak daha fazla dikkat çekebilir. An haritasında Akrep burcu yükseliyor. Akrep de bir sabit burç, aynen Aslan'da olduğu gibi. Ve yeni ay haritanın 9. evinde yer alıyor. MC gökyüzü ortasında da yine Aslan burcunu görüyoruz. Venüs Aslan'ın 29 derecesinde, son derecesinde yerleşmiş durumda. Regulus yıldızıyla birlikte. Bunun dışında işte Mars'ı görüyoruz İkizler burcunda. Aldebaran yıldızıyla birleşmiş durumda. Güçlü yerleşimler bunlar, sabit yıldız özellikleri olarak. Yükselende akrep olması tabii ki yine biraz içinde krizlerin, bazı mücadelelerin, dönüşümlerin olabileceği bir süreci işaret ediyor bize. Özellikle sabit burçlarımız daha fazla etki alacaklar. Bunlar işte aslanlar başta olmak üzere kovalar, boğalar ve akrepler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneşiniz, yükselen burcunuz ve kişisel gezegenleriniz özellikle sabit burçlarda ve 12 derece yakınlarındaysa bunu 8 derece ile 17 derece arası alabilirsiniz. O zaman yeni ay sizi de etkileyebilir. Yeni aydan önemli tesirler alabilirsiniz. Biraz daha detaylı incelediğimizde şimdi 9. evde Güneş ve Ay'ı gördüğümüze göre özellikle bizim için ufkumuzun biraz daha geniş tuttuğumuz, işte daha vizyoner olduğumuz, geleceğe ait hedeflerimizi, ideallerimizi belirlediğimiz, olaylara geniş perspektiften baktığımız konuları bunun içine alabiliriz bu yeni ayda. Cesaretimizi yükselten bir yeni ay. Çünkü Mars'ın destek açısı var. Aynı zamanda Jüpiter'in de güzel bir destek açısı var Güneş'e ve Ay'a. Ay düğümleriyle de olumlu bir açıda yerleşiyor bu yeni ay. Gitmek istediğimiz yolda bizi destekleyen, bize cesaret veren, motive eden konular var. Fiziksel enerjimiz de güçlü. Daha girişken, daha cesur davranabilir, daha deneyimsel olabiliriz. Tabii riske de girebiliriz bu durumda. Jüpiter'in olumlu açısı şanslı etkiler getiriyor. Çünkü Jüpiter şans veren, bereketli bir gezegen. Dolayısıyla Güneş ve Ay'a sekstil açıda yerleştiği için maddi manevi fırsatların olabileceğini, içinde bulunduğumuz mücadele alanlarında yardımlar alabileceğimizi, çözüm yollarını bulabileceğimizi, pratik çözümler özellikle bulabileceğimizi ya da bize gerekli olan bilgilere ulaşabileceğimizi, destekler alabileceğimizi işaret ediyor. Yolumuzu açan aslında bir yeni ay döngüsü. Bununla birlikte 9. ev uzak ülkeler, şey yabancı ülkelerle ilgili konular, uluslararası ilişkiler olabilir, eğitim konuları, akademik konular, üniversite eğitimi gibi her türlü konu, sınav ve girişimlerimiz olabilir, yolculuklar, seyahat planlamaları, medya ve yayıncılık alanlarındaki işler, internet üzerindeki ticari girişimler, hukuksal işlerimiz, özellikle mahkemeler, davalar ve buralardaki beklentilerimiz, bunları genel anlamda
bu yeni ay kapsamına alabiliriz. Girişken ve cesur enerjiler taşıdığını söyledik. Evet, özgüveni arttırır Aslan Burcu. Biliyorsunuz güneşin en güçlü olduğu pozisyondur. Güneş bize cesaret verir, özgüven verir. Biraz da tabii ki egomuzu güçlendirir. Dolayısıyla egonun ihtiyaçlarının, o biraz da bencilce hani yapmak istediğimiz konuların, isteklerimizin, arzularımızın öne çıkabileceği bir dönem. Yani bunları ben istiyorum yaparım, ben böyle istiyorum tarzı eğilimlerimiz olabilir. Venüs'ün de özellikle güçlü yerleşimi kişisel arzularımızda, hedeflerimizde çok hırslı, kararlı, zaman zaman bencil olabileceğimizi ama mücadele gücümüzün yüksek olduğunu da işaret ediyor. Venüs'ün Neptün'le 150'lik bir açısı var. Bu ne demek? Biraz kendimizi dev aynasında görebiliriz. Yani aynaya bakan bir kedinin kendini aslan gibi görmesi. Yani bunlar söz konusu olabilir. O yüzden isteklerimizde aşırılıklara dikkat etmeliyiz. Aşırı böyle hayalci ya da hani gerçek dışı beklentiler, tutumlar içerisinde olmak, abartmamak gerekiyor. Cesaret, risk güzel. Yani risk alma eğilimi güzel, inisiyatif alabiliriz. Ancak kendimizi gereksiz risklere atarsak zararlarla da karşılaşabiliriz. Maddi, manevi. Özellikle spekülasyona dikkat edeceğiz. Oyunlara, şans faktörüne dikkat edeceğiz. Rekabete dikkat edeceğiz. Tabii ki piyasalara, borsaya biraz dikkat edeceğiz. Çünkü Venüs demek para anlamına da gelir. Para, piyasalar, özellikle altın gibi değerli madenler ile ilgili olabilir. Buralarda yanıltıcı durumlar söz konusu olabilir. Evet, yeni ay haritasına dikkat çeken diğer bir faktör Merkür. Merkür Başak Burcu'nda retro harekete başlıyor. Yeni ay günü itibariyle ve durağan pozisyonda Başak Burcu'nda başlayacak gerileme Aslan Burcu'nda devam edecek. 30 Ağustos'a kadar da Merkür retro olacak. Bu ne demek? Şimdi biraz hani iletişim konuları ya da işte düşüncelerimiz, planlarımız, bunları gözden geçirmemiz gereken bir süreçteyiz. Çünkü retro enerji bazı konularda bizi geri çekebilir. Özellikle Temmuz ayı içerisinde uğraştığımız konuların, işte gündemde olan olayların tekrar kendini hatırlatması, işte yarım kalan işlerin, mevzuların tekrar bir ele alınması, bunların tekrar gözden geçirilmesi, tamamlanması veya düzeltilmesi gibi konular söz konusu olabilir. Özellikle Merkür ayın 17'sinden itibaren biraz daha riskli bir açıya geçecek. Yani 27 derece Aslan Burcu'nda retro harekete geçecek, işte Uranüs'te kare açıya geçecek. Zaten 19 Ağustos'ta çok stresli bir dolunay var Kova Burcu'nda. Uranüs etkili bir dolunay bu. Gündemlerimiz özellikle kolektif alanda, sosyal alanlarda artabilir. Uranüs etkisi daha isyankar, daha böyle düzene karşı gelen, karıştırıcı, huzursuzluk veren, ani durumlar, gelişmelerle bizi karşılaştırabilir. Bu durumda tabii ki planların değişmesine, rutinlerin bozulmasına yol açabilir. Yani dolayısıyla ayın 17'sinden sonra özellikle daha dikkatli olmakta, temkinli olmakta fayda var. Sağlık konularında tansiyon dengesizlikleri, sinirsel, nörolojik problemler, uyku sorunları, huzursuzluklar ve bunun sonucunda yol açabilecek tartışmalar, kalp sorunları, dolaşım sistemi problemleri. Bunlara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Kronik sağlık sorunu olanların lütfen kendilerine dikkat etmesini özellikle tavsiye ediyorum. İhmalkar olmamak gerekiyor. Acele, sabırsız, böyle dürtüsel hareketler zarar verebilir. Öfkeyle kalkan zararlı oturabilir. Bunları göz önünde bulundurmamız lazım. Hem ekonomik alanlarda risklere dikkat edelim, hem de her türlü insani ilişkilerde, sağlık konularında, toplumsal olaylarda temkinli olmakta fayda var. Ülkemiz için de biraz riskli. Çünkü ayın 17'sinden sonra gerek Merkür'ün tetiklemesi, gerek Dolunay'a doğru ilerleyen bir enerji var. Natal Jüpiter'imiz Akrep 26 derecede ve önemli ölçüde etki alıyor. Toplumsal hareketliliklerde, bazı grupsal durumlar, yani toplumu huzursuz edebilecek enerjilerin artması, bu durumda tabii ki bazı karışıklıkların olması söz konusu olabilir. Bu da özellikle Temmuz ayında
gündemde olan konuların tekrar gözden geçirilmesine veya Temmuz'daki konu ve kavramların etkilerine ve bunların sonuçlarına biraz daha yol açabilir. Dünya üzerinde de tabii Temmuz'da işte Trump olan suikast gibi bazı böyle yine ani gelişmelerle karşılaştık. Evet, tekrarlanma olasılığı olabilir. Ağustos ayında bazı riskler var bu anlamda. Özellikle Amerika'nın da güçlü etkiler altında olduğunu görüyoruz. Çünkü Ay burcu Kova olan, işte Dolunay'da da çok önemli bir etki alacak olan bir ülke Amerika. Halen daha çok da o alanda tehlike geçmiş değil. Bazı tehditler söz konusu olabilir yine. Evet, kişisel anlamda Aslan burcu hangi ev alanımızdaysa yeni ay tesirlerini buralarda daha güçlü hissedebileceğiniz bir dönemdeyiz. Jüpiter'in ve Mars'ın olumlu açılarının olması enerjimizi destekleyecek, motivasyonumuzu arttıracak. Kişisel girişimler alanında daha özgüvenli olacağız. Kendimizi ifade etmek isteyeceğiz, dikkat çekmek isteyeceğiz. İşte sevdiğimiz kişilerle ilişkilerde daha aktif olabiliriz. İşte aşk hayatımızda hareketlilikler olabilir, eğitim fırsatlarımız, ticari fırsatlarımız olabilir. Tatiller, seyahatler, yolculuklar özellikle Aslan yeni ayında 2 haftalık süreçte daha fazla karşımıza çıkabilir. Çocuklarla ilgili aktiviteler, çocuklar deyince tabii ki hamilelik, doğum gibi konuları da bu Aslan yeni ayı aslında destekliyor. Bununla birlikte işte çocuklar varsa çocuklarla daha fazla zaman geçirmek, belki onlardan gelebilecek keyifli haberler, onların eğitimleriyle ilgili olabilecek hızlı gelişmeler, yeni başlangıçlar, düzenlemeler ve benzeri konularda da yine önemli, güçlü destekler alabileceğimiz bir yeni ay bu. Büyük oranda ben keyifli ve şanslı etkilerinin olduğunu söylüyorum. Ayın 17'sine kadar olan dönemi daha iyi değerlendirmeye çalışalım. Sabit burçlar çok etki alıyorlar ama özellikle ateş ve hava burçlarımız olumlu destekler alabilirler. Aslan, Koç, Yay, işte Terazi burçları, İkizler burçları bunlar daha olumlu, daha güçlü, daha şanslı etkiler alabilirler bu yeni ayda. Şimdi yükselen burçlarınıza göre yeni ay etkilerinden bahsedelim. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Aslan burcundaki yeni ay 5. evinizde doğacak. Sizin için keyifli, eğlenceli, şanslı bir yeni ay bu. En olumlu etkiyi alan burçlardan biri sizsiniz. Gezegeniniz Mars ikizlerde, Jüpiter'le birlikte olacak ve yeni aya güzel bir açıda. Kuzey düğüm sizin burcunuzda. Dolayısıyla bu yeni ay aslında bireysel girişimleriniz alanında sizi destekliyor. Motivasyonunuzu arttırıyor, cesaretinizi arttırıyor. Bu her alanda olabilir. Aşk hayatınızda bir güzel gelişme olabilir. Cesaretle sevdiğiniz kişiyle iletişime geçebilirsiniz ya da hoşlandığınız kişiden güzel teklifler alabilirsiniz. Birlikteliğiniz varsa güzel bazı planlarınız olabilir geleceğe ait. Çocuklarla ilgili güzel etkiler var. Hamilelik, doğum, çocuk sahibi olmak için sizi destekliyor bu yeni ay. Çocuklarınız varsa onlarla daha güzel paylaşımlar yapabilir, birlikte zaman geçirebilirsiniz ya da onların eğitimleri ve gelecekleriyle ilgili olumlu haberler söz konusu olabilir. Kendinizi gösterme, ifade etme alanlarında işte kişisel gelişiminiz olabilir, sanatsal yaratıcılığınız olabilir, bunları besleyecek bazı eğitimlere katılabilirsiniz, kurslara katılabilirsiniz. Kendiniz, yani ilgi duyduğunuz alanlarda sizi destekleyecek, önünüzü açacak bir yeni ay. Dolayısıyla işte bir dil öğrenmek için kursa başlayabilirsiniz, sanatsal bir etkinliğe katılabilirsiniz, bir hobinizle ilgilenebilirsiniz. Tüm bu alanlarda aslında size çeşitli fırsatlar getirebilecek bir yeni ay bu. Maddi manevi şansa ihtiyacınız olan alanlarda risk aldığınızda evet size şu dönemde belki daha fazla destek gelebilir, krizleri daha iyi yönetebilir, dönüştürebilirsiniz. Var olan sorunları da hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa bu yeni aydan çok daha olumlu, şanslı etkiler alabilirsiniz. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, sabit bir burç olarak tabii ki Aslan burcundaki yeni aydan önemli etkiler alıyorsunuz. Üstelik yönetici gezegeniniz Venüs de 29 derece Aslan burcunda güçlü bir yerleşimde. Biraz hırslı, kararlı, tutkulu olduğunuz bir dönemdesiniz. İstekleriniz, arzularınız güçleniyor. Özellikle ev almak, yuva kurmak, yeni bir yere taşınmak, evinizi dekore etmek, eviniz için alışveriş yapmak, işte kişisel anlamda evlenmek, yuva kurmak da olabilir, çocuk sahibi olmak da olabilir. Biraz da böyle aile, yuva,
özel yaşamla ilgili konularda hedeflerinizi büyüteceğiniz, daha böyle girişken, cesur davranacağınız bir dönem. Kuşkusuz parasal şanslarınız var. Çünkü Jüpiter ve Mars para evinizde. İşte bir evi almak için parasal desteğiniz olabilir. Belki evi satmak istiyorsunuz ya da kiralamak istiyorsunuz. İşte bunun için yine uygun şartlar oluşabilir. Maddi destekler de alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Evlenmek isteyen boğa burçları, evet, bu yeni ayda evlenebilirler, yuva kurabilirler, ev alabilirler. Kendilerine ait evleri ya da aileye ait evlerini, mülklerini, topraklarını, gayrimenkullerini satabilirler, kiralayabilirler ve benzeri konular gündemde olabilir. Evden çalışabileceğiniz bir iş oluşturabilirsiniz mesela. Bu da mümkün. Zaman zaman biraz hani kendinizden çok şey bekliyorsunuz. Olaylara çok şey yaklaşmayın. Aşırı böyle idealist, aşırı hayalci yaklaşmamaya çalışın. Çünkü Venüs ile Neptün arasında biraz stresli bir açı var. Bu da hayal kırıklıklarına yol açabilir ya da kendinizden fazla şey beklemenize yol açabilir. Daha gerçekçi bir bakış açısı içerisinde olmanız, hırslarınızı iyi yönetmeniz gerekiyor bu dönemde. O zaman daha başarılı olabilirsiniz, isteklerinize kavuşabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle yükselen burcunuz, güneş burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa bu yeni aydan çok daha güçlü, önemli etkiler alabilirsiniz. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Aslan burcundaki yeni ay 3. evinizde doğacak. Mars ve Jüpiter sizin burcunuzda. Bu yeni ay sizi önemli ölçüde etkiliyor doğal olarak. Biraz daha böyle hareketlilik var, işte girişkenlik var. Sevdiğiniz kişilerle daha fazla ilişki ve iletişim içerisindesiniz. Yakın çevreniz, özellikle kardeşler, akrabalar, arkadaşlar, komşular, onlarla ilgili konular bu yeni ayda çok fazla gündemde olabilir. Seyahatler yapabilirsiniz, tatil, yolculuklar bu yeni ayda gündeminizde olabilir. Bireysel anlamda kendinizi ifade edebileceğiniz alanlarda daha girişken ve cesur olduğunuz için işte bir şeyleri yazmak, üretmek, tasarlamak, çizmek. Yani bu alanlarda da gerçekten başarılı ve yetenekli olup kendinizi ifade edebileceğiniz bir dönemdesiniz. Dolayısıyla her türlü eğitim, bir şeyleri öğrenmek için kursa gitmek ya da işte böyle iş hayatında, ticari faaliyetlerde, girişimlerde bulunmak için de bu yeni aydan olumlu etkiler, destekler alabilirsiniz sevgili ikizler. Tabii ki zaman zaman Mars sizi sabırsız yapıyor. Biraz böyle aşırı dürtüsel davranabiliyorsunuz. Jüpiter de zaten bir şeyleri abarttığı için işte para harcarken, ne bileyim konuşurken ya da herhangi bir konuda harekete geçerken kontrolsüz, abartılı olmanız mümkün. O yüzden daha sakin, daha planlı, daha sabırlı olmaya çalışın. Çünkü yönetici gezegeniniz Merkür gerilemeye başlayacak. Bu durumda böyle düşünmeden hareket ederseniz biraz sıkıntı olabilir. Merkür sizi biraz yavaşlatmak istiyor. Yani biraz yavaşla, odaklan, gözden geçir, daha dikkatli hareket et anlamına geliyor. Dolayısıyla özellikle Temmuz ayındaki hayatınızda olup biten hani yarım kalmış konular olabilir, çok fazla dikkat etmediğiniz konular olabilir, kaçırdığınız fırsatlar olabilir. Bu ay Merkür gerilerken bunları tekrar ele almanızı, bunları tamamlamanızı, düzeltmenizi sağlayabilir. Bu imkanı verebilir size sevgili ikizler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz, yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa işte bunu 8-17 derece arası alabilirsiniz. Aslan burcu, kova burcu, sabit burçlarda gezegenleriniz varsa yeni aydan daha güçlü etkiler alabilirsin. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Aslan burcundaki yeni ay 2. evinizde doğacak. Bu yeni ay aslında sizin için biraz para konularını ön plana getiriyor. Para olunca iş olur, çalışma hayatı olabilir. İş arıyorsanız mesleki konularda tabii ki önünüzü açabilecek bir yeni ay, işe başlayabilirsiniz. Para kazanmaya başlayabilirsiniz. Bir işiniz varsa parasal gelirlerinizde bazı yenilikler olabilir, artışlar olabilir, düzenlemeler olabilir. Kazançlarla birlikte tabii ki harcamalar, gelirleriniz, giderleriniz, alacaklar, borçlar ve benzeri konular. Tüm bunlar biraz hani Ağustos ayı boyunca aslında sizin için çok fazla gündemde olabilir. Zaman zaman sert etkiler de alabilirsiniz. Bakın Merkür gerilemesi başladı ve para evinize doğru da bu
söz konusu olacak, ilerleyecek önümüzdeki günlerde. Dolayısıyla hesaplara dikkat etmek lazım. Borçlanmaya dikkat etmek lazım. Çok önemli alışverişleri yapmamaya çalışın. Yani bütçenizi dengelemeniz lazım. Eğer bütçenizle ilgili sorunlar varsa belki bunları gözden geçirip değerlendirmeniz lazım. İş konularında da tabii ki beklentilerinizi biraz daha belki bu dönemde inceleyeceksiniz, ayrıntılara dikkat edeceksiniz. Kaçırdığınız fırsatları tekrar yakalayabilirsiniz. Özellikle Temmuz ayında uğraştığınız konular varsa, bunlar bir herhangi bir alışveriş olabilir, bir iş konusu olabilir, bir para konusu olabilir. Bu ay bunları tekrar ele alıp düzeltme imkanı, tekrar değerlendirme imkanı da karşınıza çıkabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 12 derece ve yakınlarında sabit burçlarda Aslan, Kova, Akrep ya da Boğa gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu yeni ay sizi daha güçlü etkileyebilir. Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. Evet, sizin yeni ayınız tabii ki yılın en önemli dönemindeyiz. Özellikle doğum gününüz 4 Ağustos'a yakınsa, 30 Temmuz'la 9 Ağustos arasında doğduysanız bu yeni ay sizin için çok çok daha güçlü ve etkili olabilir. Bu arada doğum gününüzü de kutluyorum. Evet, 12 derece Aslan burcu yeni ayı. Hayatınızda yeni bir şeyleri başlatmak, yeni kararlar vermek için çok motive edici bir yeni ay. Mars'ın, Jüpiter'in olumlu bir açısı var. Ay düğümlerinin çok güzel bir açısı var. Bu da ufkunuzu genişleten, hedeflerinizi büyüten bir dönemde olduğunuzu işaret ediyor. Yeni bir projeye başlayabilirsiniz, yeni teklifler alabilirsiniz. Eğitimler için, akademik konular için, yurt dışıyla bağlantılı her türlü konu için bu yeni ay süper güzel. Yani seyahatler, yolculuklar, tatiller olabilir. Öğrenciyseniz işte akademik konularda, eğitim hayatınızla ilgili yine önemli fırsatlar karşınıza çıkabilir. Arkadaşlardan çok destek alabileceğiniz bir dönem. Çevreniz biraz kalabalıklaşıyor. Dolayısıyla yeni insanlarla tanışabileceğiniz gibi arkadaşlarınızla daha fazla bir arada olma fırsatlarınız olabilir. İşte belki böyle bir grup halinde seyahatiniz olacak. Belki bir ekip halinde bir çalışma, bir proje, bir etkinlik içerisinde olacaksınız. Bir davette katılmanız, işte toplantılara katılmanız bu ay daha fazla mümkün görünüyor. Kendinizle ilgili bazı imaj çalışmaları, yenilikler yapabilirsiniz fiziksel görünümünüzde örneğin. Bununla birlikte işte yaşadığınız mekanlarda belki böyle bir yer değişikliği, taşınma gibi bir konuda olabilir. Hatta yurt dışı ile ilgili fırsatlarınız da çok fazla. İş için, eğitim için, yurt dışı ile bağlantılı konular hayatınıza dahil olabilir. Başka şehir, başka ülke ve benzeri tesirler gündemde olabilir sizin için. Özellikle ticari aktiviteler, internet üzerinde, sosyal medyada yapılacak online her türlü iş, girişim, eğitim ve benzeri alanlarda bu yeni aydan daha güzel etkiler alıyorsunuz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneşiniz ve yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa, evet, siz 1. derecede bu yeni aydan önemli tesirler alabilirsiniz sevgili aslanlar. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, aslan burcundaki yeni ay 12. evinizde doğacak. Bu yeni ay biraz geri planda olan, daha görünmeyen, gizli, belki bilinçaltınızdaki konularla ilgili aslında. Merkür de burcunuzda durağan pozisyonda, retroya geçmek üzere. Bu ne demek? Sizin için biraz durup düşünme zamanı. Yani bir yavaşlayıp bir geriye bakma zamanında olduğunuzu işaret ediyor aslında bu yeni ay. Yeni ayı takip eden bu 2 haftalık süreç içerisinde dinlenebilirsiniz. Tatile çıkabilirsiniz. Biraz bulunduğunuz yerlerden uzaklaşabilirsiniz. Ya da fiziksel olarak gitmeseniz bile bilinçaltınıza yönelmeniz, kendinizi, iç sesinizi dinlemeniz, işte meditasyon, terapi gibi konular, bilinçaltı çalışmaları, ruhsal manevi çalışmalar, bunların hepsi size fayda sağlayabilir. Biraz sorgulayın kendinizi, sağlığınızı, yaşamınızı, hedeflerinizi. Zaten Merkür 12. evinize doğru da gerileyecek birkaç gün içerisinde. Dolayısıyla biraz hani gözden kaçırdığınız detaylar varsa onları fark etmeniz lazım. Ya da Temmuz ayında hani eksik kalmış ya da yanlış anladığınız ya da değerlendiremediğiniz bir şeyler varsa işte bunları tekrar gözden geçirme, değerlendirme zamanındasınız. Sağlığınıza özen gösterin. Sağlık kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. İşte hastanelere gidebilirsiniz, check-up yaptırabilirsiniz. Tedavilerinizi gözden geçirebilirsiniz. Zararlı alışkanlıkları şöyle bir hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Sizin için doğru olmayan ilişkiler, doğru olmayan bir iş, yolunda gitmeyen bir şeyler varsa bunların neden yolunda gitmediğini anlayabilir.
düzeltebilirsiniz. İşte bu yeni ay sizin için böyle imkanlar getirebilir. Sadece acele etmeyin, hızlı karar vermeyin. Biraz duraklamanızı, biraz bir şeyleri izlemenizi, gözden geçirmenizi istiyor bu yeni ay enerjileri. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçların 12 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ayın etkileri biraz daha güçlü olabilir. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, evet, aslan burcundaki yeni ay 11. evinizde parlayacak. Sizin için aslında güzel etkileri olan bir yeni ay. Venüs de Aslan Burcu'nda, Mars ve Jüpiter İkizler Burcu'nda, buradan da güzel bir destek alıyorsunuz. Ay düğümleri zaten burcunuzda. Dolayısıyla biraz hayatınızda belirgin etkiler getirebilecek bir yeni ay döngüsü. Sosyal alanlarda hareketliliğiniz artabilir. Bu yeni ay, yeni ayı takip eden 2 haftalık süreç içerisinde arkadaşlarınızla daha fazla görüşmeniz, toplantılara katılmanız, davetlere katılmanız, biraz böyle eğlenceli ortamlarda olmanız mümkün. İşte bunlar düğünler olabilir, törenler olabilir, partiler olabilir. Eski arkadaşlarla daha fazla görüşmeniz, karşılaşmanız, uzun süredir görüşmediğiniz kişilerle hasret gidermeniz mümkün görünüyor. Dolayısıyla hani bunun gibi eğlenceli aktiviteler var. Tatil ve seyahatler olabilir. 9. evinizde Mars ve Jüpiter var. Dolayısıyla yolculuklar, seyahatler, işte akrabalar, sizin ya da eşinizin yakınları, kardeşleri, onlarla görüşmeleriniz olabilir, iletişimleriniz artabilir. Bol bol yolculuk yapabilirsiniz. Medya, yayıncılıkla ilgili işleriniz, online işleriniz, e-ticaret tarzı girişimleriniz ya da eğitim konuları, akademik konular, yurt dışı işleri, yurt dışı ile bağlantı, işte bir pasaport, vize işe girişimi olabilir. Bunlarla ilgili belki bazı işleriniz, görüşmeleriniz olabilir. İşte tüm bunları bu yeni ay gündeme getirebilir sevgili teraziler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 8-16 derece arasındaysa bu yeni aydan daha güçlü, daha olumlu etkiler alabilirsiniz. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, aslan burcundaki yeni ay tüm sabit burçlarımız gibi sizi de önemli ölçüde etkiliyor. Ve haritanızın en tepesinde, kariyer noktasında, kader noktanızda önemli bir yeni ay var. Gezegeniniz Mars ikizler burcunda olacak, Jüpiter de ikizler burcunda olacak. Bu yeni ayda biraz sizin için böyle iş, kariyer, işte para konuları falan ön planda. Bir işe başlamanız, mesleki bir adım atmanız mümkün görünüyor. Bununla birlikte süre gelen işlerinizde kazançlarınızı etkileyebilecek değişimler olabilir. Terfi edebilirsiniz, yer değişimleri, atamalar olabilir. Bunun sonucunda gelirlerinizde bazı değişimler olabilir. Yükselmeler olabilir ya da kendiniz bir iş kurmak istiyorsunuz. İşte bir iş yatırımı alabilirsiniz, kredi alabilirsiniz ve benzeri konularda özellikle önemli etkiler var. Bununla birlikte tabii ki emekli olmak gibi böyle sigorta gibi konularınız da devrede olabilir. Kariyer deyince tabii her zaman iş değil, bazen evlilik gibi, iş birlikleri, ortaklıklar gibi böyle ilişkiler de önemlidir. Bunun da maddi paylaşımları, parasal düzenlemeleri olabilir ilişkilerimizle bağlantılı olarak. Sizin için bireysel haritalarınıza göre bu konularda yeni ayla beraber aktifleşebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa 8-16 derece aralığını alabilirsiniz. Yeni aydan önemli etkiler almanız mümkün görünüyor. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, aslan burcundaki yeni ay sizin için oldukça güçlü, keyifli enerjiler getiriyor. 9. evinizde meydana gelecek bu yeni ay. Mars ve Jüpiter de ikizler burcunda, karşıt burcunuzda olacak. Dolayısıyla sosyal alanlarda hareketliliğin arttığı, böyle iletişimin hızlandığı bir dönemdesiniz. Bu yeni ay ufkunuzu genişletebilir. Yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Özellikle yurt dışı konulara, biraz böyle sınırların dışına çıkmanız mümkün. Uluslararası alanlarda, yabancılarla ilgili, başka kültürlerle ilgili alanlarda girişimleriniz olabilir. Tabii ki seyahatler olabilir, yolculuklar, tatiller olabilir. İş için, eğitim için veya keyif için bol bol yolculuk yapabileceğiniz bir dönem. Yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa, işte pasaport işiniz var, vize almak istiyorsunuz, yurt dışında yerleşim gibi bir konunuz olabilir. Bunlarla ilgili de yetkili kişilerle belki bol bol görüşeceksiniz, böyle yazışacaksınız, böyle bir iletişim ve haber trafiği içerisinde olabilirsiniz. Evet, Merkür retro işleri biraz geciktirebilir, uzatabilir.
Ya da daha önceden hani uzamış işleri, engellenmiş, tıkanmış işleri bu yeni ayda tekrar ele alıp çözebilirsiniz. Doğru kişilerle görüşmeniz, işte doğru bilgilere ulaşmanız da mümkün görünüyor. Eşle ilgili konular, partnerle ilgili konularda yoğun bir enerji var. Dolayısıyla olup bitenleri eşinizle, partnerinizle birlikte yapmanız mümkün. Tabii ki yalnızsanız yeni tanışmalar olabilir. Hani bir seyahatte de tanışabilirsiniz, bir eğitim ortamında da olabilir bu. Ya da bir toplantıda, bir görüşme sırasında olabilir. Online olabilir. Yani yeni tanışmalar için, arkadaşlıklar için, hatta uzun vadeli ilişkilere dönüşebilecek her türlü iletişimde, ilişkilerde bu yeni ay size önemli fırsatlar getiriyor. Sizin ya da eşinizin yakınları, akrabaları, uzaklarda yaşayan kişiler, kardeşler ve benzeri alanlarda da tabii ki bir hareketliliğin olması, onlarla ilgili konuların da yine hayatınızda bu iki haftalık süreç içerisinde özellikle belirleyici olması da mümkün görünüyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa 8-16 derece arası alabilirsiniz. İşte Aslan burcunda, Kova burcunda, İkizler burcunda gezegenleriniz varsa bu yeni ayın etkileri sizin için çok daha önemli olabilir. Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, Aslan burcundaki yeni ay 8. evinizde doğacak. İkizler burcunda Mars ve Jüpiter var. Ay düğümleri Koç ve Terazi aksında. Bu ne demek? Biraz hani iş konuları, para konuları ve benzeri alanlarda mücadeleleriniz olabilir bu yeni ayda. Evet, paylaşımlar, işte bir evlilik konusu ya da bir boşanma konusu varsa, işte nafakadır, tazminattır ya da herhangi bir ailevi alanda bir miras konusu, bir mülkün, toprağın, gayrimenkulün satılması, kiralanması ve buradaki paylaşımlar, hisseli paralar, borç alacak konuları, kredi konuları gibi alanlar veya bir emeklilik sigorta konusu ve benzeri alanlarda bazı girişimleriniz var. Bunlarla ilgili bol bol konuşmalarınız, yazışmalarınız olabilir. Biraz günlük hayatınızda hareket artıyor. İş temponuz artıyor. Özellikle Mars ve Jüpiter 6. evinizde olduğu için aynı anda birden fazla işle ilgilenebilirsiniz. İkizler ticari aktiviteler demek, işte eğitimler demek, yazışmalar demek, her türlü böyle halkla ilişkiler, reklam, promosyon çalışmaları, özellikle iletişim cihazları üzerinde yapılabilecek her türlü aktivite. Günlük hayatınızı hızlandırıyor bu durum. Yanınızda çalışan kişiler, hizmet aldığınız kişiler, birlikte çalıştığınız kişiler, onlarla da çok fazla böyle bir iletişim içerisinde olabilirsiniz. Hatta akrabalarla ilgili konular da çok fazla hayatınıza bu dönemde dahil olabilir. Biraz daha sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var çünkü. Sağlıkla ilgili bir operasyon olabilir. Hani çok önemli bir şey olması gerekmiyor. Hatta bazen estetik içinde olabilir bu. Ya da işte böyle bir diş tedavisi gibi bir konu olabilir. 8. ev biliyorsunuz operasyonlar, sağlık, ameliyatlarla da ilgili olabildiği için hani bu anlamda bir uygulama da gündeme gelebilir. Özellikle Merkür gerilemesi söz konusu. Dolayısıyla buna biraz dikkat edelim. Merkür geri hareketli olduğu için borçlanma konularına dikkat edelim. Çok da fazla borçlanmayı, kredi almayı, parayla ilgili önemli kararlar vermeyi ya da böyle önemli alışverişler yapmayı bu dönemde çok tavsiye etmiyorum. Ama daha önceden planlanmış işler varsa tabii ki bunları devam ettirebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçların Akrep, Boğa, Kova, Aslan 12 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu yeni aydan daha önemli etkiler alabilirsiniz. Eğer bulunmuyorsa belki de sizi çok etkilemeyebilir sevgili Oğlaklar. Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, bir sabit burç olarak tabii ki en fazla etki alan burçlardansınız. Aslan yeni ayı tam da karşıt burcunuzda olacak. Bu ne demek? İlişkilerinize, karşınızdaki kişilere dikkat çeken bir yeni ay döngüsü. Evet, Mars'ın ve Jüpiter'in çok olumlu bir açısı var. Size de olumlu bir açısı var. Dolayısıyla daha şanslı, fırsatlar içeren bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Fırsatlar nereden gelebilir? Evet, tanışmalardan gelebilir. Aşk hayatınızda çok hızlı gelişmeler var. Yalnız bir kovaysanız bu yeni ay size bir ilişki getirebilir. Birlikteliğiniz varsa belki evlilik kararı alabilirsiniz ya da bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Evlenebilirsiniz. Bu yeni ay tam da evlilik evinizde meydana geliyor çünkü.
Evliyseniz işte eşiniz de güzel bazı kararlar verebilir, birlikte aktiviteler yapabilir, seyahatler, tatiller organize edebilirsiniz. Çocuk sahibi olabilirsiniz, olmak için harekete geçebilirsiniz. Çocuklarınız varsa çocuklarla da yine keyifli paylaşımlar yapmanız, onların eğitimleri, onların hayatlarındaki gelişmeler ve benzeri alanlarda yine birlikte bazı atılımlar yapacağınız, bazı kararlar verebileceğiniz önemli bir dönem. Çoğunlukla gördüğünüz gibi sizi aslında faydalı etkiliyor. Sadece para konularına biraz dikkat edin. Neptün para evinizde, Venüs'te bir stresli açısı var. Dolayısıyla böyle aşırı kazanma hırsıyla risk almamak lazım. Şansa güvenerek çok önemli parasal hareketlerde bulunmayın. Bu konularda daha dikkatli, daha temkinli hareket etmek gerekiyor. Tabii ilişkilerde de karşımızdaki kişiden beklentilerimizi böyle abartırsak ya da karşımızda bazen hani kendini böyle dev aynasında gören kişilikler varsa, egosu güçlü, bunlar sizi biraz zorlayabilir. İlişkilerde, eş partner ilişkilerinde ya da ortaklıklar, yakın arkadaşlıklarda bu alanlarda biraz daha dikkatli, daha duyarlı olmakta, beklentilerimizi de biraz gerçekçi tutmakta fayda var sevgili kovalar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşinizle yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay sizin için çok etkili olabilir. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, aslan burcundaki yeni ay 6. evinizde doğacak. Merkür Başak burcunda gerilemeye başlıyor. Ve Mars ile Jüpiter ikizler burcunda. Evet, bu yeni ay biraz sizin günlük hayatınıza, özel hayatınıza, işte alışkanlıklarınız, rutinleriniz, sağlığınız, iş ve çalışma koşullarınıza dikkat çekiyor. Beraber çalıştığınız kişiler, evden çalışıyorsanız ev ortamınızdaki şartlar, buralarda bazı iyileşmeler, yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. İş arayan balık burçlarımız aslında bir işe başlayabilir ya da kendilerini mesleki anlamda geliştirecek bazı eğitimlere, kurslara katılabilir. İş ortamınızda yardım aldığınız kişiler, yanınızda çalışan kişiler ya da evde yardım aldığınız kişilerle ilgili bir yenilik olabilir. İşe başlamadan işte belki çocuğunuza bakan bir kişi, işte evinizde hizmet aldığınız bir kişi. Hani buralarda bir başlangıç, bir yenilik olabilir. Ya da evcil hayvan sahibi olabilirsiniz. Bunlara karar verebilirsiniz. Biraz sağlığınıza dikkat edin. Özellikle ayın 15'inden sonra Merkür'ün bu alanda gerilemeye geçecek olması, açılarının da biraz sertleşmesi, ihmal ettiğiniz sağlık sorunlarınız varsa buralarda sizi biraz zorlayabilir. Dolayısıyla sağlığınıza, beslenmenize, diyetinize, varsa herhangi bir kronik sağlık sorununuz, hani bunun tedavisine dikkat etmeniz, eksikler, hatalar varsa gözden geçirmeniz, düzeltmeniz gerekiyor. Zararlı alışkanlıkları bırakabilirsiniz, diyete başlayabilirsiniz, spora başlayabilirsiniz ve benzeri. Sizin için yanlış olan bir şeyi bırakabilirsiniz. Bu bir iş de olabilir tabii ki. Tüm bu alanlarda özellikle sizin için bir yenilik, bir düzenleme, hayat kalitenizi arttırmak için aslında daha fazla motivasyon var bu yeni ay enerjisinde. Metabolizmanıza, hormonal dengenize, bağışıklık sisteminize özellikle dikkat edin. Çünkü Neptün burcunuzda, işte Venüs'te böyle bir stresli açısı var. Bu da insülin direnci gibi işte hormonal dengesizliklere zemin hazırlayabilir ya da var olan bazı konuların sizi zorlamasına yol açabilir. Dolayısıyla şartları zorlamayalım, kendimize fazla yüklenmeyelim. Mümkün olduğunca yaşam kalitemizi, sağlığımızı iyileştirmeye çalışalım sevgili balıklar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlar, aslan, kova, boğa ya da akrep 12 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu yeni aydan daha önemli etkiler alabilirsiniz.